canlılara bakın, bütün insanlara bakın. Kendine rızkı kim veriyorsa ona tapıyor. Mesela tavuğu düşünün, kediyi, köpeği düşünün, ona yiyeceğini verene tapıyor. İnsan da ancak tapacağı tek kişi vardır, ona rızkını veren kimse ona tapar. Onun dışındaki başka bir kişiye kulluk yapmamalı, başka bir şeyi kutsal kabul etmemeli. Günümüzde bakıyoruz, kutsal değerler para, makam, şöhret gibi çok böyle maddesel değerler olmuş, maddesel keskinlikler olmuş. Halbuki insan anlam arayışı içerisinde insanın en önemli yatırım yapacağı yüksek değer, ona her şeyi bilen ve rızkını da veren, şu anda özellikle biyolojik doğamıza, psikolojik doğamıza baktığımız zaman, yani bizim yemek yemede, hayatımızı kazanmadaki gücümüz çok sınırlı. Bir ekmeğin bize gelişini düşünün. Çok azı bir insanın iradesi. Buğdaydan tutun da yağmurdan, sudan, güneşten %90'dan fazlası bizim irademiz dışında oluşan bir olay. Bir elmayı düşünün. %99'u sınır doğramı sadece biz belli bir seçimde bulunuyoruz. Böyle bir durumda her şeyi doğru kişiye zihinsel bağlantı kurabilmek çok önemli. Zihinsel bağlantımızı kurabilirsek ve bağlanacağımız, sığınacağımız kişinin ne doğru seçebilmek, o da insanın inanma duygusunu verdiği rahattır insan böyle durumlarda. Ama akla uygun inançlar, sağlam inançlar işe yarıyor. Onun için en sağlam inanç da tevhid inancıdır. Bu nedenle bu inancı kişinin hayatına geçirebilmesi için bir fırsattır.